Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, depremin vurduğu Ayvacık köylerine ziyarette bulundu. Köşedere, Taşağıl, Tuzla, Gülpınar, Kızılkeçili köylerini, Yukarıköy ve Kocaköy'ü ziyaret eden Başkan Gökhan, gittikleri yerlerde hemşehrileriyle konuştu, ihtiyaçlarını sorup notlar alarak zararları yerinde tespit etti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Ayvacık'ın şimdi de deprem ile sarsıldığını belirterek, Çanakkale Belediyesi olarak felaketin yaşandığı ilk andan itibaren gücümüz yettiğince ihtiyaçların karşılanması noktasında girişimlerde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz dedim. Evet, öncelikle buradaki hemşerilerime geçmiş olsun diye ifade etmek istiyorum. Muhtarlarımızla da görüşüyoruz. Muhtarlarımız da yoğun biçimde çalışıyorlar. Şu anda AFAD ekibiyle beraberlik, Kızılay ekibiyle beraber olduk. Dolayısıyla ihtiyaçlar, Çanakkale Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. İki tane aracımız burada hizmet veriyor sürekli. Buraya işte yağmurluk takviyesi yapacağız, çocuklara ayakkabı takviyesi yapacağız. Bunlar AFAD'ın hizmetinin dışındaki işler. O AFAD birimi konteynerlerin onların montajı, diğer işte banyo tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi, Kızılay yemeğin dağıtılması, pişirilmesi noktasında sürekli çalışıyorlar. Tabi deprem de ara ara devam ediyor. Yağmur maalesef bu aralar buralarda hizmet verilmesine biraz engel olmuş ama sonuç itibariyle umuyoruz bugünden itibaren daha derli toplu hale gelmiş olacak. İlk günlerin telaşı, imkansızlıkları giderilmiş gibi duruyor. Tuzla'da biraz sıkıntı vardı. Tabii burası en ağır depremden zarar gören köy. Yukarıda ama aşağıda Tuzla ve diğer köylerde de burası merkez olduğu için biraz daha rahatlar ama oralara da biraz daha fazla hizmet için desteğe gereksinimler var. Burada biz de vekilimize beraber, Muharrem Erkek'le beraber tespitleri yapıyoruz. Sayın Valimizle görüştü Muharrem Bey. İlgililerle görüştü. Ve yine Ayvacık ilçe örgütümüz devamlı buradalar. Bunlar da bütün ihtiyaçları. Küçükkuyu Belediye'miz tabii sürekli ve diğer dışarıdaki büyük şehirlerdeki belediyelerimiz de Beşiktaş olsun, İzmir olsun buradaki ihtiyaçlara göre destek vermeye çalışıyorlar. Ama tabii burada temel görevi olan kurum AFAD. AFAD'ı da gayet güzel hizmet vermek çalışıyorlar. Bursa ekibi de gelmiş. O bakımdan bugünden itibaren daha bir düzenli, daha bir organize olmuş şekilde bu ihtiyaçlar giderilecek ve insanlar sağlıklı konteynerlarda, merkezlerde barınmaları sağlanacak evleri yıkılanlar için. Tabii bundan sonra da bir an önce evlerin yapımı ile ilgili biz tabii ne gerekiyorsa devletin dışında belediye olarak bizimle işte, taş olsun, çimento olsun, demir olsun bu konuda da destek olacağız. Hele bir hasarlar tespit edilsin, o şeyin ortaya çıksın, netlesin. Ondan sonra biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ben geçmiş olsun diliyorum. İnşallah Allah bir daha göstermesin. Başka felaketlerden korusun diyorum. Teşekkür ederim.